Maşallah. Sıkça çoğalır. Benim umudum şu yönde. İnşallah hepimiz burada edindiğimiz bilgileri buradan çıktıktan sonra yaşadığımız şehirde, ilçede, köyde, beldede daha da özele indirgeyerek komşumuza ve özellikle de bizim gibi düşünmeyen yabancı topluma anlatarak bu bilginin çoğalmasını sağlamak. Şu anda ülkemiz aleyhinde veya da yaşadığımız toplumdaki bizim ihtiyaçlarımızın karşılanamaması noktasındaki en büyük eksiklik maalesef bizim yaşadığımız toplumdaki bilgi düzeyimiz ve içinde bulunduğumuz toplumda tam entegre olamamızdan kaynaklanıyor. İnşallah UET'de Baden ve Karsu'ya olarak bundan böyle başta eğitim olmak üzere faaliyetlerimiz birçok alanda devam ediyor. Farklı şehirlerde ve ülkelerde siyaset akademisi programını yapıyoruz. Bu yılın son programını da Türkiye'de darbeler tarihi, anayasa yapım süreçleri ve başkanlık sistemi ile ilgili yapma kararı aldık. Neden aldık? Çünkü çok güncel bir konu. Ve biliyorsunuz kısa süre önce Türkiye'de bir darbe tecrübesi girişimi yaşadık. Ya, bu darbe bizi... Türk siyasi tarihinde bunu anlatan, bunu ifade eden bu tür sözler var. Zaman zaman size söyleyeceğim. Bunları anlatan taşlara işlenmiş kitabeler var. Ve bu kitabelerin akademik olarak kitaplaştırılmış eserleri var. Allah'ın lütfu diyelim sayesinde hem Ayasofya Müzesi Başkanlığı yaptım hem Topkapı Sarayı Müzesi Başkanlığı yaptım. Yani iki mekanda da bulunma ve mekanın ruhunu, ikisi de ruhlu mekanlardır. Mekanın ruhunu anlama imkanına kavuşmasam bile niyet ettim diyeyim. Kavuşun deyince Allah'ın şeye, gücüne gider, zor olur o. Niyet ettim. Zafer Allah'tandır der. Şahsi özelliği ön plana çıkarmaz. Zaferin Allah'tan olduğunu kapıdan daha girerken vurgular. Bab-i Hümayun diyoruz kapıya. Üç kapısı var biliyorsunuz. Birinci kapıdan itibaren. O kapıdan sonra ikinci kapıya girdiğiniz zaman, ikinci kapının adı Bab-ı Selam'dır. Selam barış demektir. Barış kapısı adını taşır. Üçüncü kapının adı da Bab-ı Saadet'tir. Saadet yani mutluluk kapısıdır. Allah, devlet ve saadet. Üçlüsü üzerine kurgulanmış olan bir devlet sembolizmi. Bu sembolizmi içerisinde dikkat ederseniz Topkapı Sarayı'nı gördüğünüzü zannediyorum, umuyorum, temenni ediyorum. Eğer yoksa da bir gün gezdiririm inşallah. Yani onu da bir program yaparsanız benim gözümle Topkapı Sarayı'nı bu şekilde bakmak. Şimdi kapıların önünde bir ağaç türü seçilmiştir ve o ağaç dikilmiştir. Hangi ağaç? Çınar ağacı. Bravo. Çınar ağacı. Çınar devleti temsil eder. Çınarın özelliği uzun yaşaması, bulunduğu mekana dallarıyla hakim olması, hükmetmek üzerinden bir dominant karakterin ağaç üzerinden vurgulanmasıdır. Nizam-ı alem için kardeşin katletmek vaciptir. Ekser ulema dahi bunu böyle tecviz etmişlerdir. Anında amel eyleyler. Ne demek? Herhangi bir çocuğuma saltanat nasip oldukta nizam-ı alem yani dünyanın barışı demek. Dünyanın düzeni demek. Onların dünyası kendi dünyası tabii yani. Osmanlı Devleti'nden bahsediyor. Ama o dünya büyüyebiliyor. O nizam-ı alem için, alemin düzeni için farz bu. Kardeşinin katledilmesi ona meşru bir hak olarak verilmiştir. Vacip olmuştur. Farz diyemiyor bakın. Çok, bu da çok önemli. Ve altında diyor ki ulema ama bütün ulema da demiyor. Yine çok önemli bir şey var burada. Kardeşinin dahi devletin nizam-ı alemi için katledilmesi Fatih gibi ve bu kanuni döneminde doğru yanlış, yalan yanlış diyelim, ortaya konmuş oldu. Ve bir şahsiyet, Mustafa, Şehzade Mustafa, işte bu olay içerisinde yer almış olan bir kişi, o film dolayısıyla tekrar sahne.
Bakın, sevilmek bir tarafa, kudretinden dolayı uğrunda çok gözyaşı dökülmek var, zulmete uğramasından dolayı. Kudret ve zulmet tam ters. Ama halkın nazarında, sayacağım şimdi, onun hakkında arkasından ağlama şeklinde yazılan bir şiir türü var. Ağlamayı şiirle yazmışlar. Tarz. Nedir o tarz? Ağıt ama halk arasında. Eğer bunu olduğu için ve öldürülüş şeklindeki çok gaddarane tutum için bravo. Üçüncü sebeptir. Üçüncü sebeptir. Çünkü kendisine kılıç da anlatacağım belki biraz sonra vakit verirse şeyini. Saldırdıklarında neyini uzatmıştır? Bakın neyi uzatıyor? Neyi üflerken saldırıyorlar? Kılıç ve ney? Sahne bir kere zaten teatral bir sahne. Çok romantik bir sahne. Ve daha sonra da kendisinin kıymeti çok sonra anlaşıldı. Ben Topkapı Sarayı'nda hain olduğum zaman ilk istediğim yerlerden bir tanesi, görmek istediğim yerlerden bir tanesi, ki maalesef oralar hep kapalıdır. Tahttan indirildikten sonra padişahlar nereye kapatılıyordu? Oraya görmektir. Ve üçüncü senin odasını gidip görmek istedim. Ufacık bir yer, hücre diyoruz ona biz. Orada sakalı şeriften bir şeye koydurmuş karşısına ve bütün bestelerini onun üzerinde ayakta yapmış. Ufacık bir odada. Yani o peygamber muhabbeti kendisine çok yüksek. Zaten ehli tarih biliyorsunuz. Peygamberimiz için böyle bir üzüntü ve şey yok. Naat var peygamber. Sen Ahmed-i Mahmud'u Muhammed'sin efendim. Hak'tan bize sultanı müeyyetsin efendim. Naat'tır. Şehzade Mustafa. Mustafa için. Şehzade Mustafa. Birincisi Hazreti Hüseyin için yazılmıştır. Düştü Hasan, düştü Hüseyin diye başlar. Ve onun Kerbela'daki o büyük şeyi, Sahra-i Kerbela'ya hikayesi anlatılır. Cibril var, haber ver Resulü Kibriya'ya diye devam eder. Cebrail'e şey söylenir ve peygambere bu acıklı olayı haber vermesi istenir. Hazreti Hüseyin için bir, en çok yazılan mersiye Hazreti Hüseyin için. İkinci kim biliyor musunuz? Şehzade Mustafa. Tarihimizde en çok Şehzade Mustafa için yazılmış. Yani devlette uğradığı gadir, milletin nizam-ı alem için yapıldığı meşruiyetini kazandırmış ama gönlünde bir reaksiyon olarak zihnine yerleşmiş. Ve bunun içerisinde beddua bölümleri vardır mersiyeler içerisinde. Her kim ki o katli yapmışsa, Yezid ise Yezid, Muaviye ise, burada da Hürrem'e gelir biliyor musun? Şey, onun ismi verilerek ona tahkir edici, onu telin edici bir bölüm yaramış. Peki Şehzade Mustafa'dan sonra en çok kim olabilir? Cenk Sultan. Cenk Sultan güzel, iyi bir şey fakat Cenk Sultan ana kanaldan gelmediği için ve dışarıda olduğu için onunki biraz şey. Cenk kendisi büyük şair zaten. Onu bir tarafa bırakıyoruz. Merkezi sanatına var edildiği için. Ama çok çekişmelidir. Yani karşı tarafı da vardır. Cumhuriyet döneminde Yassıada'daki o idamına millet üzülmüştür. Ve sayısız çocuk, o zamandan doğan çocuğun ismi Adnan olarak doğmuştur. Yani siz istediğiniz kadar yok edin. Milletin gözünde ve gönlünde o devam ettiriliyor. Devam ettiriliyor, devam ettiriliyor. Şimdi bu açıdan baktığımız zaman mülk devlete ait gibi gözükür. Mülkün sahibi yani devlettir. Bizim gördüğümüz gibi tapu karşılığı mülkten bahsetmiyoruz. Mülk hakimiyettir, devletin gibi gözükür. Ama kitabelerde el mülkü lillah diye yerini bulur. Yani mülk Allah'a aittir der. Ve bütün yine yazıtların sonunda la galibe illallah diye biter. La galibe, yani kim kazanmış gibi gözükürse gözüksün, Allah'tan başka galip yoktur. La galibe illallah. İstanbul'u gezenler var mı bilmiyorum. Ey açan Allah demek. Allah'ın isimlerinden bir tanesi. Fettah. Fettah'la aç kapılarından içeri gelir. Hala bir kapıdan içeri girerken ya Fettah diye girersiniz. İlle besmele demek, besmele sadece bir tanesi isminlerinden. Ya Fettah'la girersiniz. Neyle kapatırsınız? Ya bunu da beraber vereceğim.
Giderken evinizin kapısını nasıl kapatırsın? Ey Allah'ım, sen muhafaza etme gücüne, kudretine sahip olan Allah'ım, bunu da hıfzet, bunu da koru ya hafiz. Halk hafız der. İstanbul'un birçok evinde, evinin alınlığında ya hafız levhası asılır. Biliyor musunuz? Ya hafız asılır. Allah'a bırakmak demek. Eski bir... Hatta şey ilgisini, konusunu size anlatayım. Türkiye'de ilk sigortacılık yapılırken, sigortacılık sektörü girerken, İsviçre sigorta Türkiye'ye eksperler gönderiyor İstanbul'a. Diyor ki ne kadar bir sigorta altyapısı var bizde. Sigortacı eksper binaları görüyor ve raporu yazıyor. Raporu şöyle. Oradaki usul hangi sigorta, İsviçre sigorta yazar mesela La Suisse, kendi logosunu bunu biz sigorta ettik diye asıyormuş. Bakıyor hiç İsviçre sigorta falan yok tabii. Ama yazdığı rapor çok önemli. Diyor ki bizden önce Allah'ın kurduğu bir şirket ya hafız diye logoları hazırlamış, piyasayı kapatmış diyor. Şimdi yani bana kapındaki kitabeyi söyle, bana ağzındaki ibareyi söyle, senin kim olduğunu söyleyeyim arkadaşlar. Onun esas babasından bahsedeyim. Sultan Süleyman söylemiş. Çok bilinir. Birinci kısmı bilinir, ikinci kısmı bilinmez. Muhteşem Süleyman bile yani artık daha üstünü ve daha büyüyor. Bunun farkında. Bunu da bir tarafa yazmış olalım. Şimdi yine bu mantıktan yola çıktığımız zaman biraz önce biat edilen şeyi anlattım. Nerede tahtın sırrının zenginliğine erişmiş olacaksınız. Sayın Cumhurbaşkanımızla benim yine kutsal emanetleri geziyoruz. Baktım bakıyor bize. Efendim ne düşünüyorsunuz dedim. Yazı şu. Allahu veliyyü't-tevfik ve hüve nimel refik. Tercüme değil mi? Etmemek lazım. Bizimizden ve kültürümüzden ama işte arada şey oldu, çok kopukluk oldu. Allah en büyük yardımcıdır. Ve o ne güzel dosttur. Ve hüve nimel refik. Refik yerimiz. Refik yerimiz. Derslerini gerçek tarih dersi olarak verememektir. Tarihin canlılığıyla, bakın kıssalarıyla örnek vermeye çalıştım size. Kurumsal özellikleri gireceğim de bütün hemen bir şey sormak üzere. Bu adamların özelliği söz söyleme sanatı. Bunlar irfan sahibi ve hikmet sahibi. İki kelime var. İrfan ve hikmet ve en önemlisi feraset sahibi. Seziyor bunlar. Dışarıdan bakıyorlar. Efendim durum kötü diyorlar. Şu risk var diyorlar. Bunu söyleyebiliyorlar. İsabet buyurdunuz efendim demiyorlar hep. Efendim şuradan tehlike gelebilir diyor. Söylüyorlar. Bunlar müsahipler. Şimdi bu müsahiplerin nükte zevki var. Nükte espri. Acı sözlü bunlar. Padişahın bir tanesi. İsmini biliyorum ama söylemeyeceğim. Ruhu azap duymasın diye. Gıybete girmeyelim diye. Ama sizin söylediğiniz gerileme zamanı diyelim. Gerileme zamanı padişah. Diyor ki Musayip sana soracağım. Kafama takılıyor. Nedir efendim sorun diyor. Ya yemek memek diyorlar diyor. Halk arasında. Yemek nedir memek nedir? Hünkârım gayet basittir diyor. Zat-ı Şahin'in has mutfaklardan gelip yediği bu nefis taamlara yemek denir diyor. Biz garibanın bulup atıştırdıkları ve kifafı nefs ettikleri, karnımızı doyurdukları şeylere de memek derler diyor. Sizinki yemek, bizimki memek. Peki diyor padişah. Kürk mürk diyorlar. Kürk nedir, mürk nedir? Efendim aynı mantıktan diyor. Zatanesinin üzerindeki bu samura kürk derler diyor. Benim üstümdeki bu çuva da diyor, mürk derler diyor. Peki güzel, esas soru şimdi geliyor. Peki Musayip diyor, padişah madişah diyorlar diyor. Padişah nedir, madişah nedir? Hünkârım diyor, bu soru benim kellemi dahi götürür amma diyor. Cevap vermek boynumuza borçtur. Mübarek ve muhteşem ceddi âlinize padişah derlerdi diyor. Zatenize de madişah diyorlar. Şimdi sorunun cevabı Ahmet kardeşim.
gerçekten padişah olanlar var. Bir de padişah olanlar var. Zorundayız. Bu bir gerçek. İyi padişah da var tabii ki. Olmaz olur mu? İnsan olduğu gibi, var iyi halife olduğu gibi, kötü halife olduğu gibi. Orada da var. Yani biz burada bize göre değil, gerçek nedir diyerek ve mümkün olduğu kadar yorum yapmadan, bilgi sahibi olmadan konuşmamak şart. Demin söyledim özelliklerimizi, arada size söylüyorum. Bizim milletin bir özelliği, min tarafı lillah, Allah tarafından, yaratılıştan kendisine yorum yapma gücü verilmesidir. İnayettir bu yani, şey tasavvuf tabiriyle. İnayet. Bizim millete ne sorarsan sor, boş yoktur. Çünkü Allah ona yorum yapma gücü vermiştir. Hiçbir şey bilgisi yoktur. Ama yorum yapma gücüyle size en girift mevzuyu, en önemli konuyu bütün berraklığı ile anlatabilir. Çünkü bilmiyorum demek, bakın bilmiyorum dediği an öğrenmeye başlayacak. Bilmiyorum demek öğrenmenin anahtarı. Ama her taraf her şeyi bildiği için, kerametle kendinden menkul olduğu için, min tarafı lillah olduğu için sıkıntı başlıyor. Onun için tarihi gerçek. Bir de ben, adaletli olsun. Siz yaşlı değilsiniz, siz de gençsiniz efendim. Bayağı yaşlıyım, sorumam lazım hocam. Sayın hocam. Şimdi, evet buyurun. İstanbul Üniversitesi. Ben bütün topu ve pilleyi size atıyorum. Evet, buyurun. İstanbul Üniversitesi'nde okurken, o dönem, yani şu andaki döneme dair tarihin önemli profesörlerden ders aldığınızı biliyoruz. Ana kaynaklarda. Evet. Bir hocanızın size Şam'ı tavsiye etmesini bir röportajınızda anlatıyorsunuz. Benim için çok ilgimi çekiyor. Çok. Ben de Konya Selçuk tarih mezunuyum. Çok. Bunu söylerken Şam'a gittiğinizde karşılaştığınız bir olay. Daha evet. Çok gayrimüslim kadın araştırmacıların Şam'da olduğunu. Buradan ben bir çıkarım yaparak merhum Filistin'deki Yasser Arafat'ın hanımının İngiliz olması, şu andaki Suudi prenslerin birçoğunun hanımlarının İngiliz kökenli olması veyahut da İngiliz vatandaşı olması, işte Şam'ın, Mısır'daki şu andaki Sisi'nin dahi hanımının o kökenli olması, şu soruyu sordurtuyor bana, Endülüs'te Osmanlı devlet adamlarına, yetişen devlet adamlarına, Ender'inde bir de kız lisesi vardı malum, devlet adamlarına orada eş yetiştiriliyor. Acaba dünyanın özel bir gizli istihbarat örgütü var da bu Orta Doğu ülkelerindeki liderlere eş mi yetiştiriliyor diye bir soru sorsan. Şimdi bu da fitne çıkarmaya müsait bir soru. Ama fitne kelimesinden şikayet söyleyeyim. Allah selamet versin. Halit Meşaledi, Hamas'ın başkanını ve programın sonunda bana tesbih edeyim. Tesbih ben de ona tesbih. Onu bir kere şeyle, yok. Evet, Allah selamet versin diye onu selametliyor. Çok mübarek adamdır bana göre. Çok temiz bir adamdır. Şimdi bu beyefendinin anlattığı hikaye şu. Ben lisedeyken tarihçi olmaya karar verdim. Galatasaray Lisesi'nde ve Türkiye birincisi olarak girmiştim liseye, Galatasaray'a. Ve tarihçi olmaya karar vermiştim bakın lise talebesi. Filistin tarihçisi olacağım dedim. Filistin de geçti. Bizim hayatımızda şey yapacağımız Filistin'i bir kalemle geçti. Filistin de geçti. Ben böyle şaşkınlıkla nefret arasında dururken Suriye'ye gideceksin dedim. Yıl 1975 onu da söyledim. Yıl 1975. Suriye'ye gideceksin dedim. Gene böyle şeyle bakmışım, boş bakmışım. Evveli fitne Şam, ahiri fitne Şam dedi. İlk fitne Şam'dan çıktı, son fitne Şam'dan çıkacak. Başımıza Suriye büyük işler açacak. Suriye Türkmenlerinden başlamak üzere bölgeye gideceksin. Söz veriyor musun bana? Ben de veriyorum efendim. Bakın lise talebesiyim ha. Sonra yakın çağ Türk siyasi tarihi bölümünü kazandım. Birinci tercih olarak üniversitede. Ve bitirdiğim senede bir uluslararası bursla Suriye'ye gittim. Ve ilk gittiğimde Bayırbucak Türkmenleridir. Uzun bir mücadeleyle gittim çünkü büyükelçi göndermiyordu. Başımızı belaya sokma gitme. Bayırbucak. Halep Türkmenlerini ve diğer Türkmenleri araştırdım. Sayın Başbakan eski Ahmet Davutoğlu Hoca biliyor, aynı dönemdeyiz. Hep biz Haluk'un yazılarını okuduk Türkmenleri diye söylerdi şeyde. Fakat dipnot olarak söyleyeyim, Süleyman Şah Türbesi'ni asla çekmeyin demiştim. Asla çekmeyin geriye demiştim. Şimdi çıktı ortaya. Bize büyük bir şey olacaktı o türbenin orada olması. Müdahalede
bir güç olacaktı. Şeyin cevabını şimdi Pitt de gerçekten oradan çıktı. Suriye'den çıktı. Bakın burada demek ki bir kelime daha var. İrfan, irfan. Halkın irfanı hikmete götürüyor. Yani ön görüsüyle işin ne olabileceğini hissediyorsunuz. Suriye meselesinde o. Suriye'ye gittim. Suriye'de gördüğüm bizden başka her millet orada. Türkiye'den ben gitmişim. Ama hele Almanlar. Angelika diye bir kız vardı, hiç unutmuyorum buradan. Kim bilir namı görevde şimdi. Aşık olan. Bakın bunlar, bunlar Arapça'yı öğreniyorlar. Ahval-ü Şahsi'yi okuyorlar bunlar. Ahval-ü Şahsi'yi biliyorsunuz. İstanbul Hukuku'nun özel hukuk kısmıdır. Ahval-ü Şahsi'yi okuyorlar. Ailenin içine giriyorlar çünkü. Aile ilişkilerini seçiyorlar. Ve hanım oldukları için İslam dünyasında aileye girebiliyorlar. Oradaki istihbaratlarla, bilgilerle zayıf noktaları anlıyorlar. Ve raporlamak suretiyle o bölgenin politikasını yönlendiriyorlar. Ondan sonra da o devletler öngörüsü yüksek bir şekilde müdahale ediyor. Yaz dönemi geldi. Ben İstanbul'luyum. İstanbul'a döneceğim. Okul sömestri tatil oldu yani Suriye'deki. Niye, nasıl gelecekler? Nasıl görecekler? Ben normalim herhalde İstanbul'a gelecekler, bana Topkapı Sarayı falan gezdim. Yahut Kaş, Bodrum, Çeşme diye yapacaklar. Diyorlar ki kesin olarak Antakya'dan gireceğiz. Antakya'dan gireceğiz. Cilve gözünden gireceğiz. Ne var dedim? Süryanilik var dediler. Süryanilik araştıracağız. Potansiyel olarak nedir? Oradan başkente geçeceğiz. Ankara'da ne içiniz var dedim. Ankara değil dediler. Ne? Diyarbakır'a gideceğiz dediler. Diyarbakır'daki duruma bakacağız. Oradaki sosyolojik yapının durumunu göreceğiz. Evet. O kız Alman kız. Bakın tabiri. Affedersiniz. Aynen onun tabiri. Sonra ben kizil başlık araştıracağım dedi. Kizil başlık. Ne yapacaksın dedi. Tunceli'ye gideceğim. Kizil başlık için Tunceli'ye gidecekmiş. Evet. Sonra Armenya'ya çıkacağız dedi. Van'a gideceğiz dedi. Armenya. Pontus var mı diye Trabzon'a bakacağız dedi. Vakit kalırsa İstanbul'a sana da uğrarız dedi. Şimdi çok kaba bir tabir. Kiminle dans ettiğinizi bilin, duydunuz mu? Evet. Mal bu arkadaşlar, bakın. İşte ben biraz böyle şey konuşuyorum. Karşınızdaki mal bu. Böyle bir çalışma sistemleri var. Böyle bir formasyondan geliyorlar. Formasyondan geliyorlar. Yapıyı çok iyi tanıyorlar. Bizimle ilgiliyorlar. Sonra biz buna yumuşak karın teorisi diyoruz. Nereden vuracaklarını biliyorlar. Yani vurduğu zaman yumuşak karın dediği o. Hangi konu seni yoracak? Hangi senin kanını hangi konu hamle akıtacak? Bunu biliyorlar. Oradaki Müslümanlarla ilgili de bir şeyi anlatayım. O şey cevabına geleceğim. Şimdi Suriye'de karşıdan karşıya geçmek trafik cezası çok fazla yüksektir. Devlet gücünü cezalarla gösterir. Yaya geçidi yok. Karşıya geçtin, seni yakaladı. Eyvah polis. Ya bunun arkasında elinde de bir var. Niye? Eyvah. Niye? Niye? İnanmıyor. Niye? Bir tarih dersi verdi, bakın şimdi. Tarih dersi verdi bana o polis şurada. Dedi ki, İngiliz ecnebi, Fransız ecnebi, Alman ecnebi. Vallahi Türk ecnebi değil. İnnemel mü'minine kıvvetün. Mutlaka müminler, kardeştirler diyerek tamamladı. Ve sonra dedi ki, siz niye hacca buradan pasaportla gidiyorsunuz dedi. Siz Hademül Haremen değil misiniz dedi. Müthiş bir ders. Bakın doktora kadar önemli bir ders. Doktora kadar önemli bir ders. Şimdi beyefendinin sorduğu soru içerisinde biz bunlarla muarefe edersek, muaşaka edersek, yani muhabbet dolu bir görüşme yaparsak, ruhlarını anlarsak ve bilirsek neredeyse iş bitmişti işte. Neredeyse. Hem Gazze'de hem diğer bölgelerde. Bunu görüp karşı hamleler başladı işte. Nedim? Karşı hamleler, demin söyledim size. Yumuşak karınlar, bunlar hep bunu raporda yapabildiler. Evet, onu takılıyor. Osmanlı döneminde padişahlar birçok kararlarında ulemalardan fetva alırlardı. Evet. Bizatihi Kanuni Sultan Selman, bunda daha aşikardır. Hatta öldüğünde küçük bir sandığı vardır. Evet. Ulemalardan aldığı fetvaları koydurdu. Kanun gibi bir sultan, Mustafa'yı boğdururken
hangi ulemada nasıl bir izahat varmış ki kendi öz aralığı ve Yeniçeri'de bu olarak sevilen bir izahatı astırabiliyor. Evet, güzel. Osmanlı döneminde bazılarından dediğiniz gibi Selim ve Abdülhamid kardeşlerine döküm veren tahtlarına pergal etmişler ama Fatih Sultan Mehmet veya Tanrı Sultan bu konuda biraz daha sertler. Hak'tan bu kanunda istifade etti. Sultan 1. Ahmet'ten sonra kanunname değişti. Kardeş katli kaldırıldı. Ekberiyet getirildi. Ne demek ekberiyet? En büyük olan akıl vali olmak şartıyla erşediyet getirildi. Reşit olmak şartıyla ekberiyet ve erşediyetle tahta geçirildi. Ve daha sonra artık bu iş yapılmadı. Kardeş katli yapılamadı. Ama ne yapıldı? İtirazlar yoluyla. Çünkü menafi-i ammen için menafi-i has, yani büyük menfaatler için, ammenin menfaatleri için küçük menfaatlerden vazgeçirdi mecelliyeti. Bir kişinin katliyle, işte bir itirazla ortaya çıkacak olan 11 kişinin katlinin önüne geçmiş olduğu için cevaz verildi. Osmanlılar ilk dönemde bu fetva almak suretiyle, fetva emini denir. Abdülhamid için de fetva alındı biliyor musunuz? Abdülhamid için de hal fetvası var. Müslümanların aleyhinde çalıştığı için filan da yazıyor fetvada. Fetva var. Bakın, ana fetva şu. Ana fetvayı Karamanlılara karşı aldılar. Karamanlı Anadolu'da bir Türk boyu biliyorsunuz. Selçuklu'nun merkezi. Savaş çıktı. Savaşılacak. Nasıl savaşılacağına dair fetva istendi. Sultan Murat Han'ın fetvası. Karşılığı şu. Müslüman dahi olsa mani-i gazaya gazayı ekberdir. Müslüman bile olsa senin gaza etmene mani oluyorsan, mani-i gazaya gaza yapıyorsan, sen o zaman gazaya ekber yapıyorsun. Onun sana karşı set oluşturmasını ve senin gaza etmesini mani olması demek, ona karşı senin savaşmanı cevaz kılıyor demek. Bunlar hep fetvalarla, dediğiniz gibi fetvalar alınmak. Evet. Şimdi Abdülhamid dönem içerisinde neresi ıvıktır mesela? Çerkezlerin ıvık olmaları. Öbürü Kabatey'dir. Öbürü Şapsı'dır. Yani Kafkasya kökenlidir. Kafkasya'dan getirilmiş olan annelerdir. Vahdettin'e, Reşad'a, Murad'a ve Abdülhamid'e ait. Dördünün babası Abdülmecid'dir. Dördünün anası başkadır. Ama dördü de Kafkasyalı orijinli annedir. Ama kimse bunu konu yapmaz. Gündem etmez. Çünkü haremin içerisindeki o eğitim sistemi içerisinde ortak bir kültür çıkıyor. Ortak kültür çıkıyor. Ortak kültür dinen de takva diye bunu bağlıyor zaten. Üstünlüğün ırkı mensubiyette değil, takvada olduğunu ifade ediyor. Ama ırkı mensubiyette genetik özellikleri var. Söyledim biraz önce size işte, genetik özellikleriniz. O da kaçmıyor, o da saklanamıyor bir şekilde. Size sirayet ediyor. Bu yabancı Alman'ın ana şeyi siyasi yine, siyasi kararı o dönemde bu şekilde işlemiş. Kafkasya'dan önce de bunu Ukrayna'ya, Girit'e, yani hakimiyet bölgesine göre değiştirmek istiyoruz diyorlar. Evet. Ayrı divan kuranlar var biliyorsunuz. Ayrı divan kuranlar var. Evet. Karar verenler var. Ve gerçekten erkek hakanlar için, erkek ümera için, devlet adamları için bir alternatif güç olarak ortaya çıkıyorlar. Hatta şeyini anlatayım, ismini ne vermeden. Padişah bir gün boynu bükük, vezirini çağırmış. Demiş ki, vezir bir mesele var ki benim boyum aşıyor, ben bile karar veremiyorum. Niye karar veremiyorsun demiş vezir. Ya demiş, gücüm kudretim elhamdülillah yerinde, cihanı titretiyorum. Fakat çadıra, o zaman çadır ev yerine biliyorsunuz, otağa gidiyorum, bizim hatunu görünce titriyorum demiş. Bir şekilde bana hükmediyor ve çok gücüme gidiyor. Bunu da kimseye söyleyemiyorum. Sen vezir olarak sana söylüyorum. Vezir de demiş ki, hünkârım ya bu dert sadece sana münasır bir dert değildir. Cümle vezirin bu halidir demiş. Hepimiz bu halidir. Ya gerçek mi söylüyorsun? Hiç mi yoktur bu şeyden güçlü böyle sesini yükselten, sesini geçiren kimse? Yoktur ama madem bunu merak ettiniz, hem de bir eğlence olsun diye bir şenlik yapalım. Şenlikte ilan edelim. Hatununu görünce titremeyen, hatundan çekinmeyen, hatuna sözünü geçiren, delikanlı gerçekten vezir varsa sabah at çadıra gelsin.
yok hatuna karşı biat eden, kayıtsız şartsız biat eden başeğen varsa kara çadıra gelsin. Diyelim bakalım kim at çadıra, kim kara çadıra gelecek. Demişler ve ilan etmişler. Sabah başta hünkâr, doğru kara çadıra. Arkadan vezir azam, kara çadıra. İkinci vezir kara çadıra, üçüncü vezir kara çadıra. Hepsi kara çadıra gelirler. Böyle çok delikanlı sayılmayan, şiddetli olmayan bir vezir, çok namı yürümemiş. Göğsünü gere gere, bunlara selam vere vere, ak çadıra gitmiş. Herkes merak içerisinde. Başka giren yok, tek bu. Hemen demiş padişah, alıp getirin. Bunun sırrını öğrenin, bu farklı bir şey bizden. Getirmişler padişahın karşısına, demişler ki ya, hayırdır sen kara çadıra neye gittin? Nereye gidecektin demiş. Akçadır'a pardon. Akçadır'a neye gittin? Nereye gidecektin demişler. İşte Karaçadır'a. Ya ben deli miyim, erayi miyim demiş ya bunlara bakan. Niye Karaçadır'a gideceğim? Niye demişler bunlar? Ya ben sabah çıkarken hanımla yanlaşırım. Hanımın duasını almak için, nasihatini almak için hanıma sorarım. Ne var bugün, var mı söyleyeceğim bir şeyleri? O da bugün var dedi. Ne dedi? Ya ben bir şeylerin döndüğünden şüpheleniyorum. Arkadaşların bir işler çeviriyorlar. Hepsi orada Akçadır'a doğru, Karaçadır'a doğru gidiyorlar. Onların gittiğini gördüm. Sakın onların gittiği yere gitme ha dedi. Ben de demişim bu şeyi gördüm, talimatı aldım. Arkadan hanım bakıyor. Siz hepiniz buraya geliyorsunuz. Ben de öbür tarafa gittim. Şimdi gelelim şeye. Türk asıllı hatunlarda ve Türkanlarda bu çok güçlü bir gelenek. Ama dışarıdan, bakın Yeniçeri içinde aynıdır. Türk'ten asla Yeniçeri almaz biliyor musunuz? Yeniçeri asla Türk'ten almaz. Çünkü Türk tahtta hak olduğunu iddia edecek. En azından daha çıkacak bir şey yapmazsa Afşarcı. Yahut karşı hareket yapacak. Ama Yeniçeri başka dinden topladığı zaman sistemin adı kapı kuludur. Bakın kapı kulu sistemidir. Kapı devlettir, kul diğerleridir. Devletin hizmetinde kullanacak onu. Ve bütün Yeniçeri kanunnamelerinin altındaki maddeden asla Türk alınmayıp diye başlar. Yani Türk devşirmeyin, Türk almayın, olursanız başınıza bela olur, tahta geçmek üzere hareket başlatır diye. Hanımlarda da aynı şekilde bir hanedansa hanım, germeyen oğluysa ve başka bir hanımsa, o hanımı aldıktan sonra hanımla beraber olursa bir mesele ki mutlaka çıkar bizden, bir mevzudan bir sıkıntı çıktığı zaman hanımın bütün aşireti, bütün hanedanı gerekirse ona sahip çıkmak üzere bu işi büyütecek. Ama diyelim ki Ukrayna'dan almış, Hürrem'den bahsediyor. Girit'ten almış ve no name olarak almış. No name. Hanedanı, anası, babası herhangi bir şey yok. Orada isim verilmiş. Sıfırdan no name onun için diyorum. Eski ismi yok. Ona yeni bir isim verilmiş. Ve saray içerisinde demin beyefendinin sorusunda o da vardı. Saray içinde haremde özel eğitim var bakın. Harem eğitimde bir çözüm anlamadım. Ben sorum padişahlara gitmeyecek günümüzden soracağım. Siz İlerayi Mesbatı'nın bahsederken efendim, üç şey saydınız, birisi evet. De dediniz feraset. Evet. Ve bu tahmin ediyorum ki buradaki insanların hepsinin kafasında benim gibi takıl olan soru şudur. 14 sene bu Fetenyahu grubu ferasette nasıl görülemedi? Tarık Balık olarak ben 1977 İçişleri Bakanlığı'na bu adam için rapor vermiş bir insanım. Almanya'da ben bu adamın İstanbul'a çıkarttığını gördüm. Hoca olarak geldiğinde 1977 diyorum bakın. Tarihini söylüyorum ben, yani doğrudur tarih. Filingen Şivelingen var, buradaki arkadaşların çoğu bilir orada. Dedi beni toplantıya götürür müsün? Ben de bu adamı götürdüm, herkes bilsin diye söylüyorum. Burayı ben uzatacağım. Götürdüğümde orada Hristiyan bir papaz, bir haham yani Yahudilerin hahamı, bir hoca. Biz de acizane orada ve Türkiye'den yine Didik'ten eski acı görmüştü. Şu anda ismini hatırlamadığım Üstü Bey ve Efendullah. Dediler dua edeceğiz. Dua ettik. Dua ettikten sonra dediler şimdi de Hristiyanlara göre dua edeceğiz. Ben dedim ki acizane orada. Ben yapmam dedim. Baba dedi bölücülük yapıyorsun. Ben dedim bölücülük yapmıyorum. Ben senin peygamberini peygamber kabul ediyorum. Sen bana göre yaptın. Sen de benim peygamberimi kabul edersen dedim yaparım. O zaman Fetenyahu bana aynı şu tabi. Bölücülük yapmadı, ben dedim yapmıyorum. Ve bugünden itibaren de sizi Türkiye'ye gösteriyorum. Daha arkanızda namaz da kılmıyorum. Ve orada 1977'de bu adam
haç işareti yaparaktan Hristiyanlara göre dua yapmış bir adam. İçişleri Bakanı, Devlet İçişleri Bakanı merhum o şeydi, geçenlerde vefat etti, Turgut Özal Bey, Korkut Özal Bey'di o zaman. Milli Selamet, Milli Cephe Hükümeti. Evet. Rapor ettim, neyse rapor, bir netice vermedi. Yani feraset de, ki ben Tayyip Bey'i 40 senedir tanırım, ferasetli bir insandır. Nasıl bunların hilesini göremedi, ben bunu merak ettim. Evet. Güzel. Teşekkürler. Güzel bir şey sordular. Onlara sadık, güvenilir, emniyetli kişiler alındı. Ve bakanlıkta da soruldu. Ben bakanlık müsteşarıyım. Şeyi biliyorsunuz, ekibinizi biliyorsunuz. Güvenilir, en sağlam adamınızı başbakanlığa gönderin, özel kalem müdürlüğünde kullanılacak. Bakanlığın ismini söylemeyeyim, bir bakanlıkta ama müsteşar arkadaşım. Bütün bakanlığının oraya gönderilebilecek olan isimlerini aklından geçiriyor ve istişaresini yapıyor. Kimi gönderelim diye. Bir genci seçiyorlar. Bu emindir. Başbakanlığa onu gönderiyorlar. Son dönemde başbakanlıkta yapılan operasyonda bu arkadaşların gönderdiği kişi Genelkurmay imamı olarak evet. çalıştığı ortaya çıktı. Evet. Yani iş o kadar girift. Çünkü şimdi sen haç çekerken görmüşsün. Ve bu adam bizle beraber namaz kılıyor. Aynı secdeye gidiyor. Aynı dünyayı paylaşıyor. Aynı hedeflere doğru gittiğini ifade ediyor, beyan ediyor ve sen de ona inanmakla mükellef oluyorsun. Hüsnü zan diyoruz değil mi? Hüsnü zan etmek zorunda kalıyorsun. Buradaki sıkıntı, yani ihanetin en acısı zaten yakınından oluyor. Tarih boyunca öyle olmuş. Yani yaverinden, yaveri hasısından, özel kalem müdüründen. Özellikle özel kalem müdürleri ve bu tür yaverler dediğimiz yakın yaran içerisinden bunlar çıkmış oldu. Yine de biliyorsunuz son konuşmayı hatırlayın. Külliye'de yapılan son konuşmayı. Burada olanlar da var diyerek bahsetti. Burada olanlar da var diyerek. Ve onlar kendileri gitsinler. Gitmezlerse biz onları atacağız diyerek söyledi. Ama o zamana kadar yani bu başka bir siyasi teşkilatta Hasan Sabbah'ta falan belki var. Onu ayrıca konuşmak lazım. Kendini Haşhaşin ekibinde, kendini son derece iyi gizleyen, son derece iyi gizleyen, kod isimleriyle, kod isimleriyle ve sana göstermediği özellikleriyle en yakınına kadar gelen bir ekiple karşı karşıyasın. Başta ne söyledim biraz önce hatırlayın? Yeniçeriler, delikanlı adamlardı. Kazanı getiriyorlardı, dedim. Yemeği yemiyorlardı, biz senin yemeğine yemeyiz diyorlardı. Kazanı getirip deviriyorlardı. Ya bu senin yanına yemeğin en hasını bu yiyor. Yani Mehmet değil, yemek yiyor. Saraydan çıkan şeyi yiyor. Ama işte küfranı nimet diye bir tabir var biliyorsunuz. Sonuçta küfranı nimet etmek. Yani bunda da bakın buraya gelmesinde de bir şey söyleyeyim size. Ahsen-i intikamdır. Bu ahsen-i intikam. Yani bunda büyük hayır var bana göre. El hayru fî mâ vakka diyoruz. El hayru fî mâ vakka. Vuku bulanda hayır vardır. Bu açıdan bakarsanız bu büyük bir nimettir. Büyük bir hayır vardır bu iş. Yeter ki bundan dersi iyi çıkarmak, gaflete düşmemek ve bundan sonrası için vakayı hayriye dediğimiz şekilde bunu dönüştürebilmektir. Bu konuyu zaten benden sonra konuşacak olan konuşmacımız da aktaracak, söyleyecek. Bu konuların bir cümle daha söyleyeceğim üstelik. Kayın Reis Cumhurumuz Kavuslu'ya geldiklerinde maalesef protokoldaki insanları gördüm. Ütemeli arkadaşlara söylüyorum bunu. Tecrübelerime ve tanıdıklarıma dayanarak söylüyorum. Bak o fotoğraf çeken de bilir. Ben uyardığım zaman korumaları. Ne kadar Kalsure ve civarında, Port Said'de paralelci varsa protokoldeydi ve Tayyip Bey'in etrafındalar. O zaman da ben korumaları uyardım ve birkaç tanesini aldırdım orada. Lütfen bilmiyorsanız bilenlere sorun. Bunlara dikkat edin genç kardeşlerim. Bunu söyleyeceğim bu kadar. Şimdi hastane. Ben de Allah. Bakın buradan, bundan sonraki demin tarihte anlattım. Yani birbirini tekrar eden hareketler oluyor diye söyledi bir sene içinde. Olduğunu anlattım. Bundan sonra büyük çapta ayaklanma olmayacak sözü de alıcı bir sözdür. Olabilir bir. İkincisi,
Haşhaşin heyetinden bahsettim. Yani Hasan Safah ekibinin en büyük özelliği, Nizamül Mülk gibi bir adamı bile hançerle vurdular biliyorsunuz. Nizamül Mülk'ü bile hançerle vurdular. Sokullu'yu dahi hançerle vurdu. Yani suikast şeyi, riskini asgariye indirecek her nevi tedbiri, sizin söylediğiniz gibi en yakınından başlamak üzere her nevi tedbiri beraber isim çekiyor. Arkadaşlar ben de çok ilgilendim.